Bunlar olur diyor. Allah yemhakullahu riba ve yurbis sadakat diyor. Ben faize dayalı ekonomileri batıracağım diyor. Bunlar hayır, Allah doğru söylemiyor. Biz kaldıracağız diyorlar. Bakın Allah'la bir çekişme var Türkiye'de. Allah ile aramız bozuk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Allah ile arası vallahi bozuk. İflah olmaz bu devlet. Allah-u Teala zinaya yaklaşmayın diyor. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ Bu bir fuhuştur, zinaya yaklaşmayın diyor. Türkiye Cumhuriyeti kerhane işletiyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Kerhane işletenlerden vergi alıyor Türkiye Cumhuriyeti. Yalan mı Müslümanlar? Bu devletin Allah ile arası bozuk. Vallahi bozuk, billahi bozuk. İflah olmaz. Parası yükselmez, yüzü gülmez, sırtı yerden kalkmaz, Amerikan yardımından kurtulamaz. Enflasyon dehşet halinde almış başını gidiyor. Bir tarafı kaldıralım derken, öbür taraftan din yer çöküyor, batıyor. Ekonomiden sorumlu bir kadın geçen konuşmasında demiş ki, bu afetleri mevzu bahis ederek, Allah istemedikçe enflasyonu aşağı indiremeyiz demiş. Demek ki biraz yaklaşma var. Allah istemedikçe bir sivrisinek kanadını oynatamaz. Nerede kaldı ki bütün bu hadisatı toplayıp götüresiniz? Ama işte bu anlayışa sistemi değiştirmek suretiyle gelmek lazım. Yani sözünüzle davranışınız aynen intibak edecek. Ama kıblenizi değiştirirseniz hala Avrupa topluluğu, Türkiye'nin kıblesi. İşte akşam gördünüz hepsi bir dehşetli bir kınama kararı aldılar. Efendim Türk Silahlı Kuvvetleri Güneydoğu'da sivil halkın üzerine ateş açmışmış da Türkiye kınanmalıymış ve derhal Türkiye'ye ambargo konmalıymış. Akşam Avrupa'nın aldığı karar. Hepiniz duydunuz. Mümkün değil. Sevmeyecekler. Tutmayacaklar. Vallahi ayet-i kerimeyle sabittir. Ne diyor Rabbimiz? وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Ayet bu ya. Kur'an. İşte önümdeki Kur'an'dan okuyorum burada. Ey ümmeti Muhammed diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. وَلَنْ تَرْضَى Sizden hoşnut olmayacaklar. Sizi sevmeyecekler. Sizi kabul etmeyecekler. Kim ya Rabbi kim? El Yahudi, Yahudiler. Velen Nasara, Hristiyanlar. Sizi kabul etmeyecekler. Sizi sevmeyecekler. Sizi istemeyecekler. Hatta tettebi'a milletehum. Dini İslam'ı bırakıp tamamen Hristiyan olmadıkça, Hazreti Muhammed'i terk edip Hristiyan olmadıkça sizi kabul etmeyecekler diyor Hazreti Allah. Allah bunu söylüyor, ben söylemiyorum. Ama bunlar ne diyor? Hayır diyor. Allah yanlış söylüyor diyor. Biz oraya gideceğiz diyor. Biz kıbleyiz. Bu olmaz, bu yanlış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Allah ile arası açıktır. Bunu açık söylüyor. Esnaflar, tüccarlar, sana vallahi yüzünüz gülmez. Enflasyon şamarıyla, Alman'ın, İngiliz'in, Amerika'nın şamarıyla devamlı aşağıda kalacaksınız. Bunun başka yolu yoktur. Velen terba, buradaki len harfi, lam ve nun harfinden ibaret olan bu ifade öyle kuvvetli ki, şimdi olmadıkları olmayacakları gibi, ileride de olmayacaklar anlamına geliyor. Velen terba, tekidi nefi istikbal diyor Arapçada buna. Yani istikbalde de olumsuzluk devam edecek. Ne yaparsanız yapın, sizi kabul etmeyecekler diyor Hazreti Allah. Ne oldukça ümmeti Muhammed olmaktan çıkmanız lazım. Resmen Kur'an böyle söylüyor. Bu ayetler boşuna gelmedi. Bu ayetler boşuna okunmuyor. İşte canlı hadiseleri görüyorsunuz. Tutmuyorlar adamlar. Bir avuç Ermeni'yi, bakın bir avuç Ermeni'yi 60 milyonluk Türkiye'den daha üstün görüyorlar. Çünkü Ermeniler ümmeti Muhammed değildirler.
aslı. Biliyorsunuz bunlar. İşte bayram dediğimiz olay da, bakın mesela bayramımızı dahi oruç tutanlar biziz. Namaz kılanlar biziz. Bayramda çılgınca eğlenenler onlar. Adeta Müslümanların bayramlarını da ellerinden aldılar. Adını değiştirdiler, şeklini değiştirdiler. Ne dediler adına? Şeker bayramı. Vallahi iftiradır bu. Bir kimse bilerek, bile bile, kastı mahsus ile fıtır bayramına, Ramazan bayramına şeker bayramı derse din İslam'dan çıkar. Allah'ın koyduğu hükmü değiştiremezsiniz. Allah'ın verdiği ismi değiştiremezsiniz. Kim değiştirdi bunu? Şeker bayramı kim yaptı? Hangi cahil yaptı? Hangi kafir yaptı? Ne demek şeker bayramı? Beşeri şekle sokuyorlar. İslam'da Ramazan bayramı ilahidir. Şeker bayramı derseniz beşeri olur. İnsanların uydurduğu bayram olur. İsim veremezsiniz. Buna kimsenin selahati yoktur. Ama işte bakın, onu da elimizden almışlar. Tuttuğumuz oruçlardan, kıldığımız namazlardan sonra Rabbimiz ziyafet veriyor bize. Ziyafettir bayram. Hadi şimdi oturun. 30 günden beri gündüzleri yemeyip içmediniz, emrimi dinlediniz, hükmümü dinlediniz. Şimdi size ziyafet veriyorum diyor hani. Başarılı bir kurstan çıktınız, eğitimden çıktınız. Hadi yiyin, için ve benim emirlerime uygun şekilde eğlenin diyor. Eğlenin diyor. Ve müminleri ilgilendiren bir olay. Bundan dolayıdır ki hepiniz biliyorsunuz, Ramazan bayramının birinci gününde oruç tutmak nehyedilmiş, haram edilmiştir. Kurban bayramının dört gününde, Ramazan bayramının da birinci gününde oruç tutanlar cehenneme giderler. Haram işlemiş olurlar. Oruç tutmayacaksın. Allah ziyafet veriyor. Allah-u Teala ziyafet veriyor Ramazan'da, bayramda. Oruç tutmakla Allah'ın ziyafetini, Allah'ın davetini kabul etmemiş oluyorsun. Oruç tutmak yasak bayramda. Gayesi belli çünkü. İnsanlar kaynaşsın, anlaşsın, birleşsin, bütünleşsin diye. Ziyaret ettiğin Müslüman sana tatlı verecek, yemek verecek, meşrubat verecek. Bayramda ziyaret ettin sen falancayı filancayı, tepside yahut sofrada size ikram edecekler, ben oruçluyum deyip çekilirsen kenara, bu ne olur bu? Bütünleşmeye mani olur. Eğlenceye mani olur. Anlaşmaya mani olur. Anlayışa mani olur. Cemaatleşmeye mani olur. Herkes aynı oranda bayramın izzetini, lezzetini, ziyafeti ilahiyeyi kabullensin diye bayram günleri oruç tutmayı Hazreti Allah yasaklamıştır. Hadiseye bakın. Canlı bir olay. Ramazan deyip geçmeyiniz. Mahmut Paşa esnafından 5-6 kişiye sordum. Vallahi dediler hocam, eğer bu mübarek Ramazan bayramı olmasaydı çoğumuz iflas ederdik dediler. Ekonomi canlandı. Pazarlar canlandı. Piyasa canlandı. Gıda maddeleri satanlar canlandı. Zekatlarla, fitrelerle, sadakalarla cemaat-i müslimin canlandı, şahlandı ya bir Ramazan noktasıyla. Bakın, ekonominin de canlanması dini motiflere bağlıdır. Dini hükümlere bağlıdır. Demek ki milletimiz dini İslam'ın tamamını yaşasa hiçbir noktada ekonomik zafiyetimiz olmayacak. Ben her zaman söylüyorum, Türkiye'de iktisadi bir kriz yoktur. Türkiye'nin serveti, Türkiye'nin kaynakları, bugünkü nüfusun 3 mislini beslemeye kafidir. Erzak eksikliğimiz yoktur, rızık eksikliğimiz yoktur, kaynak eksikliğimiz yoktur, iktisadi problemimiz yoktur, itikadi problemimiz